Merhaba sevgili izleyiciler. 6 Eylül'de Türkiye saatine göre sabah 10.03'te Balık burcunun 13 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Evet, dolunaylar yaşamımızda enerjilerin biraz daha hızlandığı, yoğunlaştığı, ruhsal olarak daha hassas olduğumuz, duygusallaştığımız, bedensel olarak da biraz daha hassas olduğumuz dönemlerdir. Bu Balık dolunayı haftasında da 6 Eylül ve 3 gün öncesi, 3 gün sonrası özellikle bu yoğun etkileri daha fazla hissedebiliriz. Doğum haritalarımızda Balık burcunun yönettiği ev alanları, yaşam alanları dolunaydan etki alacağı için bunlarla ilgili bazı böyle farkındalıklar yaşamamız, bazı gizli konuların ortaya çıkması, sürpriz durumlarla da karşılaşmamız mümkün görünüyor. Özellikle değişken grup burçlar Balık, Başak ve bunlarla beraber İkizler ve Yay burçları için de önemli bir dolunay. Onlar daha fazla etki alabilirler. Daha önemli dönüşümlerle yaşamlarında karşılaşabilirler. Balık burçları bedensel olarak etkilenebilir. Başak burçları daha çok ilişkileriyle ilgili etki alabilir, kararlar verebilirler. Yay burçları özellikle ailevi konularda etki alırken, ikizler burçları kariyerleriyle ilgili önemli kararlar verebilirler. Dönüşümler yaşayabilirler bu dönemde. Evet, Balık genel anlamda zodyakta 12. evi yönetir. Burası biraz daha böyle gizli, bilinmeyen konular, ruhsal ve manevi kavramlarla ilgilidir. Balık dolunaylarında evet sanatsal yaratıcılığımız artabilir, maneviyatımız güçlenebilir, çevremize karşı daha hassas, daha duyarlı olabiliriz, ihtiyaç sahipleriyle ilgilenebiliriz, yardım çalışmaları yapabiliriz, hayvanlarla ilgilenebiliriz. Bunun yanı sıra balık, su, denizle ilgili konulara dikkat çeker. Kimyasallarla ilgili konulara dikkat çeker. Yaratıcılık gerektiren her türlü kavram yine balık burcuyla ilişkilendirilir. Kişisel ve toplumsal alanlarda tüm bu konularda da biraz daha hassasiyetin artmasını bekleyebiliriz. Dolunay an haritasına baktığımızda terazi burcunun yükseldiğini görüyoruz. Terazi burcu yükseliyorsa dolunay balık temalarıyla beraber terazi konularına da biraz öncelik verecek. Yani terazi ilişkiler demek, işbirlikleri demek, hak, hukuk, adalet, paylaşımlar, siyaset, diplomasi gibi konulara işaret eder. Jüpiter'in de tam yükselen noktasında olması, terazide olması ve güçlü, güzel, şanslı bir derecede olması aslında dolunayın şansını da biraz arttırıyor. Yani bu dolunay bereketli bir dolunay olabilir, şanslı ve verimli bir dolunay olabilir. Daha önceden yaptığımız işlerde, girişimlerimizde, harcadığımız emeklerin karşılığını alma gibi konularda daha fazla sonuçla karşılaşabiliriz. Bereketle, verimle karşılaşabiliriz. Güzel de bir üçgen oluşuyor. Ateş burçlarında da güzel bir üçgen var. Dolunay'ın hemen öncesinde Merkür'ün düzelmesi, ardından Mars'ın Başak Burcu'na geçişi, bir yandan da günlük hayatımızda böyle bir enerji değişiminin olduğunu işaretçisi. Kuzey düğüm, Merkür, Uranüs, Satürn arasında güzel bir ateş üçgeni var. Bu hayatımızda böyle hızlı, sürprizli durumlara, heyecanlı gelişmelere de imkan verebilir. Amaçlarımızda, hedeflerimizde, düşüncelerimizi uygulamaya koyarken enerjimizi daha rahat organize edebileceğimizi, yönlendirebileceğimizin de işaretçisi. Dolunay horoskopun 5. evinde meydana geliyor. 5. ev genel anlamda şans evidir. Burası günlük hayatımızda şanslı gelişmeler, bize keyif veren, mutluluk veren konularla ilgilidir. Sanat, hobiler gibi konular, sosyal hayatımız, aşk, romantizm gibi konular, çocuklarımız, hamilelik, doğum gibi kavramlar 5. ev temalarıdır. 5. evde meydana gelen bir dolunayda bu konularda biraz daha hareketliliği arttırabilir. Yani çocuklarımızla ilgili bir keyifli gelişme olabilir, amaçlarımıza ulaşabiliriz, bir hamilelik haberi olabilir, aşk hayatımızda keyifli gelişmeler olabilir, yeteneklerimizi ortaya çıkarabileceğimiz, sanatsal yeteneklerimizi öne çıkarabileceğimiz, toplumda dikkat çekebileceğimiz, takdir edebileceğimiz gelişmeler olabilir. Toplum içerisinde sosyal anlamda da biraz daha böyle sanatla ilgili konuların, ünlü kişilerin dikkat çekebileceğini, öne çıkabileceğini de bu dönemde söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Evet, dolunay etkilerini hazırladığımız haftalık ve aylık videolarda öz burcunuzla birlikte lütfen yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşça kalın.